Hadi. Denizde gerçekten deniz kızları var mı? Hiç gören olmuş mu bilmiyorum Ups. Aa öyle mi? Hiç mi? Aa bence çok yazık. Ama deniz kızlarıyla ilgili birçok efsane var. Aa efsanelere bayılırım Adi. Bütün efsanelerde olduğu gibi onların da içinde bazı hakikatler var. Denizciler uzun zamandır deniz kızı gördüklerini sanırmış. Ama gördükleri manatilermiş. Manati mi? Denizcilerin deniz kızı manatilermiş. Deniz kızlarının buna benzediğini sanmıyorum. Bunlar dev sucuklara benziyorlar. Genelleme yaparsak manatilerin boyu 3 metreyi, ağırlığı 550 kiloyu bulabiliyor. Bu da 50 bups demek oluyor yani. Vay canına, demek onlar aşırı dev sucuklar. Evet ama çok iyi yüzen bir sucuk. Kafalarının yanındaki ele benzer şeyler ne peki? Doğru yöne gitmesini sağlayan minik yüzgeçleri. Müthiş bir şey. Bak burnu da suyun üstünde. Elbette. Manatiler memelidir. Balina ve yunuslar gibi nefes almak için su yüzüne çıkmaları gerekir. Anlıyorum. Peki karaya çıkarlar mı? Çünkü foklar çıkıyor. Hayır. Çünkü foklarla aynı familyadan gelmiyorlar. Hadi gel. Sana bir şey göstereceğim. Ah, bu gerçekten küçükmüş. Evet, annesiyle gezen bir yavru. Manatilerin hamileliğinin bir yıl sürdüğünü bilmiyorsundur. Sonra da bir aile olarak mı yaşarlar? Belli olmaz. Bazen aile olarak, bazen de yalnız yaşarlar. Söylesene, bu kadar iri olmak için... Ne soracağını biliyorum. Beklediğin cevap, manatiler otopurdur. Yosunları ve deniz bitkilerini yerler. O yüzden deniz ineği de denir. Deniz ineği mi? Canım benim. Bence bir inek bu kadar salata yemez. Günde 30 kilo bitki yiyebiliyorlar. Düşünsene, günde 60 salata demek. Şey, ben daha tatlı bir şey tercih ederim. Mesela kocaman bir çikolata. Sen bilmezsin. Manatilere akıl sahiplerini hayrete bırakacak özellikler verilmiştir. Dişlerini hareket ettirebilirler. Çenelerinin arka kısmında bulunan dişler yavaş yavaş öne doğru kayar. Belli bir süre sonra öndeki o dişler çürür ve düşer. Ama yerine yenileri gelir. Harika. Yani onların dişlerini fırçalaması gerekmiyor. Dişlerinin bu kadar çabuk mahvolmasını sağlayan şey bitkilere yapışan kum oluyor. Aa, demek günde 60 salata yiyen bir inek güzel bir deniz kızı olamıyor. Vay canına. Ama yıllar önce denizciler onları ancak uzaktan görebiliyordu. Ve manatiler bazen ağlarlar. Hem de hüngür hüngür ağlarlar. Ben bu denizcilerin uzun zamandan beri gözlük taktığını sanıyordum. Çünkü ben onları hemen görürdüm dostum. Hoppa! Olamaz. Ay. Pekala, hoşça kalın dünyalılar.